Buyurun. Arkadaşlar, bu Bülent Arınç erken seçim haberi değil de erken seçim Bülent Arınç'ın açıklamalarına tepkiler haberi vardı. Yani o açıklamalar üzerine gelen açıklamalar haberi. Onu bir hazırlayın, onu rica edeceğim birazdan. Selçuk Bey, şimdi şeye geçelim, Bülent Arınç'ın dünkü açıklamasına. Şimdi erken seçim, yani seçim ertelenir mi, ertelenmez mi? Onunla ilgili görüşünüzü birazdan alacağım ama önce şunu merak ediyorum. Bülent Arınç niye yaptı bu açıklamayı? Şimdi şunu söyleyeyim ben. Hükümet Sayın Arınç'ı Sayın Arınç bu işlere karışmasın demedi. Hükümet sözcüleri veyahut da işte Cumhurbaşkanlığı sözcüleri bunu söylemediler veyahut da grup başkanları bunları söylemediler. Dediler ki hatta biz bu konuyu hiç gündemimize almadık dediler. Sayın Arınç böyle bir açıklama yaptı. Şimdi bu açıklama doğru değil efendim. Neden doğru değil? Şimdi seçimin ertelenmesini kim gündeme getiriyor? Ne iktidar gündeme getirdi, ne muhalefet gündeme getirdi. İktidar neyi gündeme getirmişti deprem öncesinde? Seçimi öne almak istedi. Niye? Anayasayı delmek için. Tekrar üçüncü kez Sayın Erdoğan'a da yapabilir miyiz diyerek ileride Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği kararda Yüksek Seçim Kurulu üyelerini birazcık temize çıkartmak veyahut da kendilerini savunabilecek bir ortamı sağlayabilmek için bunu yaptılar. Yoksa 14 Mayıs, 18 Haziran arada işte bir aylık bir süreç var. Bu nedenle Sayın burada erken almak istiyorlar, kendileri almak istiyorlar. İleriye almak istiyorlar, kendileri ileriye almak istiyorlar. Bu niye doğru değil söyleyeyim. Bakın, Bir Sayın dakika Arınç'ın Selçuk Bey. zamanlamasını bir şey Selçuk Bey. söyleyeceğim. Şimdi Bülent Arınç bu açıklamayı Erdoğan'ın haberi varken mi yaptı? Ona haber vererek mi yaptı? Yoksa Erdoğan'dan gayrı mı yaptı? Ya şimdi tabii burada ben ayrı yaptığına inanıyorum. Ben ayrı yaptığına inanıyorum. Ben Sayın Arınç'ı Şöyle 45 yorumlar yıldır tanıyorum. yapanlar var. İşte Erdoğan seçimleri ertelemek için bir yoklama yapıyor. Kamuoyundan nasıl tepkiler geleceğini tartıp biçmek istiyor. O yüzden Bülent Arınç'a bu açıklamayı yaptırdı. Ben tahmin etmiyorum. Sayın Arınç'ı 45 yıldır tanıyorum. İşte Manisa'dayız. Kendisiyle 3 dönem milletvekilliği yaptık. Ben milletvekilliyken kendisi başbakan yardımcısıydı. Sonra milletvekiliydi. Ondan öncesi meclis başkanıydı. Biz 45 yıldır tanışırız kendisiyle ilgili. Ama şunu söyleyeyim. Niye yanlış? Bakın İnan Bey. Biz şimdi seçimleri konuşmayacağız. Biz neyi konuşacağız? Biz depremi konuşacağız. Depremin sebeplerini konuşacağız. Ama Arınç Yapılan diyor planları ki, Selçuk Bey, Arınç diyor ki, muhalefetten diyor, insanlar enkaz altındayken de seçimler ertelensin, ertelenmesin bunu konuşuyorlar. Allah'tan korkun diyor. O zaten size eleştiri yöneltiyor. Bir dakika ben şöyle devam edeyim. Sonra peki biz buradan depremde ölenleri konuşacağız. Biz bu yaraları nasıl saracağız diye konuşacağız. Bir Evet. yaralılarımız var bizim ve bizim milli kayıplarımız var. İnsanlar barınma içindeler. Aşlarını bulamıyorlar. Bakın ekmek yiyemiyorlar insanlar. Şu an sığındıkları yerlerdeler insanlar. Bunlara kalıcı evlerin yapılması gerekiyor. Çok ciddi yaralarımız var. Bizim acılarımız hala kanıyor. Ve hepimiz de enkazın içinden çıkmış gibiyiz sanki. Ve uzun yıllar bu acıları gideremeyeceğiz. Böyle bir ortamda siz kalkıyorsunuz, bir anda seçimlerin ertelenmesini gündeme getiriyorsunuz. Seçimler rutin bir iştir. Anayasa bellidir orada. 4 ay 4 gün sonra seçim yapılacaktır. Yüksek Seçim Kurulu bunun hazırlığını yapar. Yüksek Seçim Kurulu depreme mi maruz kaldı? Yüksek Seçim Kurulu üyeleri görevlerini yaparlar. Ölenler bellidir zaten. Bu ölenler tek tek tahta deliyor. Eğer bu ölenleri de belirleyemiyorsanız, siz seçim yapabilmek için 10 şehirde buradaki yaşayan insanları bulundukları yerlerde nasıl oy kullanacaklarını belirleyemiyorsanız, bir yandan kendinize diyorsunuz ki dünya lideriyiz, bir yandan diyorsunuz ki dünya devletiyiz, 10. büyük ekonomi olacağız diyorsunuz. Bilgisayarların yapabileceği bir işlemi yapamıyorsanız siz, bu işi biz yapamıyoruz, rutin bir işi, bırakın bu görevi, istifa edin. Zaten bir kere bu başka bir ülkelerde olmuş olsaydı hükümetin tamamı istifa ederdi. Ben buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Bakın bunlara tevessül etmeyin. Siz önce istifa edin. Sonra da meclis bir hükümet belirlesin. O hükümetle seçime giderim. 18 Haziran'da seçimi yapalım. Çünkü neden? Siz bu enkazı kaldıramazsınız. Peki. Geçmişteki Elazığ depreminin enkazını kaldıramadınız. Hala kaldıramadınız. Siz yangınların hala daha telafi edemediniz. Orman yangınlarını Muğla'dan Hatay'a kadar, Hatay'dan Çanakkale'ye kadar ben oralardayım. Kaldıramadınız. Öbür taraftan sel felaketinin yaralarını hala saramadınız siz. Ve bunu bildiğiniz halde kalkıp 10 şehirde çok ciddi şekilde bir tahribat meydana gelmiş. Sorumlusu da sizsiniz, sorumsuzluğunuzdur. Sorumlusu sizin sorumsuzluğunuzdur. Cümlem şöyle tamamlayayım efendim. Aynen Kemal Tahir'in eskiden bir cümlesi vardı hatırlarsanız eğer. Ülke devletsiz,
devlet sahipsizdir diyerek ülke hükümetsiz, hükümet de sahipsizdir efendim. Peki. Hükümetin sahibi millettir. Millet de 18 Haziran'da sahibini gösterecektir. Kimin sahip olacağını söyleyecektir. Selçuk Bey, siz kıdemli bir siyasetçisiniz, teşkilatçısınız aynı zamanda. Yani bu deprem, işte orada oy nasıl kullanılır, oradan başka şehirlere, batıdaki şehirlere giden insanlara oy nasıl kullandırılabilir vesaire, onunla ilgili sorular soracağım. Ama bu Bülent Arınç, sivil darbe ne demek? Bu seçimi ertelemek sivil darbe olur mu size göre de? Evet, tabii ki anayasayı ihlal etmek, ilga etmek, tebdil etmek, tahkir etmek nedir? Suçtur. İdamla yargılanmak demektir. Ama Selçuk Bey, Selçuk Bey bir araya gireyim müsaadenizle. Şimdi Arınç diyor ki bunun için diyor anayasa değişikliği yapmak lazım diyor. Anayasaya geçici bir fıkra eklensin diyor. Ve işte seçimler bu sayede ertelensin, muhalefetin desteğiyle elbette. İktidar, Cumhur İttifakı bunu tek başına yapamıyor. Böyle olduğu zaman da mı sivil darbedir? Şimdi hayır. Bir kere öyle bir şeyi olabilmesi için o muhalefetle geçmişten de diyaloğunuz olacak. Teşhiki mesainiz olacak. O muhalefeti de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları ve anayasadan almış oldukları yetkiyle kurmuş oldukları partiler olarak değerlendireceksiniz. Yoksa onlara FETÖ'cü diyeceksiniz, PKK'lı diyeceksiniz, dış güçlerin projesi diyeceksiniz. Yazmış oldukları metinleri büyükelçiler yazıyor, yabancı büyükelçiler yazıyor derseniz şimdi de bunu ertelemek için de bizden medet ummayacaksınız. Kesinlikle ummayacaksınız. Ha, mücbir sebep diyor burada hocamız, Sayın Profesör. Evet, mücbir sebep yoktur. 4 gün gibi bir süre vardır. Burada bulunan kişiler derler ki o 10 şehirde bulunanlar biz burada yaşıyoruz. Evet. Şuradayız derler. Ve oradan bu şekilde güncellenir. Zaten yüksek seçim, orada il seçim kurulu var. İlçe seçim kurulları var. Bunu yaparlar. Başka yere gidenler de bulundukları yerlerdeki muhtarlıklara giderek buradaki zaten yüksek seçim kurulu oradaki bulunan seçmen kütüklerini 80 vilayete, 81 vilayete aynı anda gönderir. Bugün dijital çağdayız, teknolojik çağdayız. Bilgisayarlara bakılır. Onlar nerede uyku? Ha, siz deprem bölgesinden geldiniz. Daha önce işte Pazarcık'taydınız, Maraş'ta Pazarcık'taydınız, Adıyaman'da Gölbaşı'ndaydınız, Elazığ'da Maden'deydiniz, Hatay'da işte efendime söyleyeyim merkezdeydiniz diyerek bunun üzerinden yürürsünüz. Ve dersiniz ki Adana'da, Ceyhan'da, Seyhan'daydınız dersiniz. Yürürsünüz ve orada görünür zaten. Orada oylarını kullanırlar. Bu çok basit bir şeydir. Çok rahat yapılabilecek bir şeydir. Mazeret kabul edilmeyecek. Esas mazeret şudur. Bakın bir, bunlar şunu yapmak istiyorlar. Bir, gündemi değiştirmek istiyorlar. Diyorlar ki siz depremi konuşmayın. Evet. Siz fay hatlarını konuşmayın. Fay hatlarıyla ilgili fay kanunu çıkacaktı. Niye çıkartmadınız bu kanunu? Otopark kanunu konuşmayın. Fay kanunu konuşmayın. Siz kendi yapmış olduğunuz yanlışları konuşmayın. Şimdi sadece müteahhitlere atıyorlar suçları. Bu belediye başkanlarının, bu belediyedeki imar müdürlerinin, belediyede çalışanların rolleri yok mu? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndakilerin yok mu? Ve siz 500 bin kişiye imar barışı adı altında depreme dayanıksız veyahut da estetiğimizi bozan, şehir estetiğini bozan veyahut da kıyılarımızı işgal eden, denizlerimize sıfır yapılmış olan evlerle beraber plajlara girmemizi veya o denizleri, o kumsalları kullanıp sahilleri kullanmamızı engelleyen yapılara niye müsaade ettiniz? Bunlara niye önceden bunlarla ilgili siz bunlara müsaade etme, şöyle olursa müsaade ederim. Yani siz depreme dayanıklı evler yaparsanız, şehrimin estetiğini bozmazsanız, kıyı güvenliğimi, sahil güvenliğimi sağlarsanız veya insanların denize girme haklarını ihlal etmezseniz diyerek niye tedbir almadınız? Bunlara şimdi bunlarla ilgili konuşmamamızı istiyorlar İnan Bey. Diyorlar ki bunları konuşmayın. Çünkü konuştukça zaten Covid sürecinde sınıfta kalmışlardı. Bakın 5 maskeyi dağıtamadılar, hatırlayın. Esnaflar mağdur oldular. Onların elektrik paralarını erteleyemediler. Vergilerini erteleyemediler. Onlara harçlık veremediler. Sanatçılar, bakın 1 milyon sanatçı vardı. Gelecek Partisi olarak çalıştaylar yaptık. Gündeme geldik. O şekilde kendileri biner lira para verelim dediler. 11 ay olmuştu Covid olalı. 11 ayın biner lirası nerede diye seslendik biz onlara. Evet. Vermediler ama 1 milyon sanatçıya 1'er milyon lirayı vermediler. Proje yapın dediler. TOKİ ile aynı şekilde biz işte demokrasiden bahsetmek istiyorsanız, orada muhalefet varsa demokrasiden bahsedersiniz. Şimdi gündemi değiştirmek istiyorlar. Bir de zaman kazanmak istiyorlar. Biliyorlar ki altılı masa Millet İttifakı oldukça başarılı oldu. Önce burayı çatlatmak istediler biliyorsunuz Saadet Partisi üzerinden. Evet. Daha önce İyi Parti üzerinden Sayın Meral Akşener'e önce başka şeyler söylüyordu. Ayasofya'da iki rekat namaz kılınca milli oldu, yerli oldu. Daha sonra işte hashtagler açtılar biliyorsunuz, söylemekten utanıyorum. Yani hepiniz biliyorsunuz çok ayıplı şeyler yaptılar. Evet. Neler neler söylediler. Geçenlerde yine aynı şekilde geldi. Bu mu siyaset? Bu mu Türkiye'yi yönetme ahlakı? Bu mu insanlık? Bu mu Türkiye'de İslam? Bu mu vatandaşlık? Değil ki.
O nedenle inan ve inanın yani o kadar doluyuz ki. Selçuk Bey, şimdi şu şeye dönelim bir deprem bölgesine. Yani deprem bölgesine. Bu bir darbedir. Evet. Millete rağmen darbedir. Milletin onayladığı anayasaya rağmen darbe olur. Bu darbeye müsaade etmeyiz. Peki. Kesinlikle müsaade etmeyiz. Akıllarından bile geçirmesinler. İnan diyorum, rüyalarında kabus oluruz. Peki. Deprem bölgesine sandık kurulur. Kurulur. Güvenlik içerisinde şüphe yaratmayacak biçimde oylar atılır, sayılır. Seçim kuruluna sayılır. Gönderilir. Batıya gidenler, başka şehirlere gidenler oyunu orada kullanabilir. Onun tabii. içinde bir çözüm bulunabilir. Daha seçime bayağı zaman var. 4 ay var. Haziranda yapılırsa. İnan Bey, 14 Mayıs'ta olsaydı öğrenciler bulundukları yerlerde oy kullanmak için ne yapmaları gerekecekti? Yurtlarda kalıyorsa oylarını kullan, ama başka evlerde kalıyorlarsa oraya, seçmen kütüklerini oraya taşıyacaklardı, değil mi? Evet. Veyahut da bulundukları şehirlere döneceklerdi. Manisa'da. Aynı onun gibi mi? Aynen bunun gibi olacak. Ben anladım. Diyecek. Ben seçmen kütüğümü buraya aldırmak istiyorum. Gidecek muhtara, zaten muhtarlıklarda dijital ortamda bütün Türkiye'nin seçmen kütükleri, yani 10 şehrin seçmen kütükleri onlara bildirecek, kontrol edecek. Evet, siz kimliğinizi göstereceksiniz. Seçmen kütüğünüz buraya alınıyor denecek. Çok rahat bir şekilde oyunuzu kullanacaksınız. Buraya sığınmasınlar. Böyle bir mazeret, büyük devlet dedikleri, yani biz 20. büyük ekonomiyiz, 10. büyük ekonomi olacağız, dünya lideriyiz demeleriyle çelişki arz eder. Peki. Selçuk Özal, çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Türkiye'ye geçmiş olsun. İnşallah bir daha bu tür felaketleri yaşayamayacağımız iklimde boşturuz hep beraber. Sağ olun, çok teşekkür.